AK Parti kurulduğu, Cumhur İttifakı da bir araya geldiği günden beri milletimizle böyle bir gönül bağı kurduğu için zaferden zafere koşmuştur. Bu ülkeye eser kazandırmaktan, bu millete hizmet etmekten daha büyük bir şan, şeref, itibar, gurur, bahtiyarlık tanımıyoruz. Milletimizle girdiğimiz her mücadelede yeri geldiğinde 15 Temmuz gibi canı pahasına yanımızda yer alarak yolumuzun doğru, yerimizin kalbi olduğunu göstermiştir. Önümüzdeki seçimlerde tüm Cumhurbaşkanı adaylarından, tüm partilerden beklentimiz rekabetin ve mücadelenin çıtasını eser ve hizmet yarışının altına düşürmemeleridir. Muhalefetten yapamayacağı şeyleri vaat ederek, tutamayacağı sözleri vererek, yalan ve iftira dozunu artırarak, gerilimi tırmandırarak milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini sarsmamasını istiyoruz. Bunun acı örneklerini son mahalli idareler seçimlerinde yaşadık ve daha sonra şehirlerimize çektirilen sıkıntıları hep beraber gördük. Cumhurbaşkanlığı seçiminin, Cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin ne vereyim abime veya seç beğen al mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsız. Seçimlerde ittifak haktır. Ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek, at pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Ülkemize verdikleri zararın ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini misliyle ödettiğimiz terör örgütlerini koltuklarının altına alan, onların peşine takılan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışılmasını, meşru bir aktör gibi topluma sunulma gayretlerini kabul etmiyoruz. Eskiler otu çek, köküne bak derler. PKK'yla, FETÖ'yle, diğer terör örgütleriyle, onları besleyip üzerimize salan karanlık mahfillerle yürünen yolun hayra çıkması mümkün değildir. Bu temennimize karşılık gerçekte durumun ne olduğunu şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bir HDP yöneticisinin terörü öven tek bir sözü var mı, yok? Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Sayın Öcalan da bu görüntüleri izliyordum. Buradan selam olsun ona da.